Evet, güzel bir hikaye. Bu hikayeyi okumadan geçmek istemiyorum. Türküyü yaratan olayın kahramanı Arap Ali. Limasol'un Arnavut mahallesinde oturan siyah Arap Mahmut Efendi ile beyaz ırktan Hatice Hanım'ın oğludur. Oldukça mert, cesur, fakir dostu, merhametli, delikanlı mı delikanlı bir Türk gelmiştir. Takvimler 1943'ü gösterirken Alman harbi başlamış, İngilizler tetikte, her yerde silahlı İngiliz askerleri dolaşmaktadır. Ve Kıbrıs'ın her köşesinde adım adım yer almaktadırlar. Arap Ali ise işi gereği limandan limana gitmekte ve her gittiği limanda meyhanelere uğramaktadır. Yine böyle bir gece Arap Ali işini bitirip gittiği meyhanelerin birinde İngiliz askerleriyle karşılaşır. Kimsenin yan bakmaya cesaret edemediği Arap Ali'ye İngiliz askerleri bakıp bakıp durmaktadırlar. Buna dayanamayan Arap Ali İngiliz askerlerini saldırır ve yumruklarıyla askerleri perişan eder. Gece saat ilerlerken Ali evine gitmek üzere dışarı çıkar. İngiliz askerleri ise Ali'ye pusu kurmuş Ali'yi beklemektedirler. Ve Ali'ye saldırırlar. Arap Ali sendeler ve toparlanmaya çalışarak dövüşmeye başlar. İşte tam o sırada aniden bir süngü saplanır sırtına. Hepsi birden arka arkaya acımasızca süngülemeye başlarlar Ali'ye. Ve yedinci süngü darbesiyle yere yığılır. Öylece kala kalır Arap Ali. İngiliz askerleri bununla da yetinmeyip arabaları ile üstünden geçip ölüsünü de havaalanı yakınlarına götürüp atarlar. Acı haber Arnavut mahallesi Mescit sokağına hemen ulaşır. Kimse Arap Ali'nin ölümüne inanamaz. Geride üç çocuğunu ve sevdiği kadını bırakan Arap Ali'nin ölümü herkesi yasa boğar. Annesi Hatice de dayanamayıp kısa bir süre sonra vefat eder. Babası Arap Mahmut bu büyük acıya dayanamayıp eşi Hatice'nin ardından ona hayata veda eder. Arap Ali'nin ölümü sadece Limus'ta değil, tüm adada herkesi üzüntüye boğar. Onun yiğitliği, fakirden ve haklıdan yana yaptıkları daima anlatılır. Bedeni İngiliz askerleri tarafından delik deşik olan Arap Ali'nin akan kanı bir direnişin türküsüne dönüşür. Ve Uyan Ali Uyan dizilerinin yer aldığı ünlü Bavusa Limanı türküsü bir ağaca dönüşür. O günden günümüze kadar dillerde dolaştığı gibi sonsuza kadar da söylenecektir. Sözümüzü ağırım olan türkü Batman Kozluk'ta teröristlerin karakol baskını esnasında teröristin silah ve etrafı taramasıyla şehit olan meslektaşımız, öğretmen arkadaşımız Şenay Albüke Yalçın da ona ayıp sesiyle türküyü seslendirmiştir. Şehadetiyle bu parça ile adeta bütünleşmiş, yüreklerde acı, gözlerde hüzüne sebebiyet vermiştir. Bu türküyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm şehit öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha onları saygıyla yad ediyor, minnetlerimizi sunuyoruz. Mekanınız cennet olsun diyoruz öğretmenlerimize. Ve bu ağıtı Van İl Milli Eğitim Halk Müziği Korumu seslendiriyor.